Merhaba, hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimize hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım bu hafta? Nasıl gidiyor çalışmalar herkesin? Kimseden ses yok. Herhalde iyidir arkadaşlar herkesin. Herhalde çalışmalar iyi gidiyordur diye tahmin ediyorum. Evet. Arkadaşlar bu hafta rehberlik hizmetlerinde örgütsel yapıya değineceğiz sizlerle birlikte. Örgütsel yapıda çeşitli kişilerin, çeşitli kurumların görevlerine bakacağız. Okul rehber öğretmeni, sınıf rehber öğretmeni, artı işte il danışma komisyonu, bunlarda kimler bulunur, üyeler kimlerdir, bunlara değineceğiz. Ve hazırlamış olduğum soruları birlikte çözeceğiz arkadaşlar bugün yine dersimizde. Yazdıklarımız gelmiyor. Yazdıklarınız geliyor. Şu anda yazdığın geldi. Yazdıklarımız gelmiyor diye Betül Hocam geldi iletiniz. Benim sesim net geliyor mu arkadaşlar? Sıkıntı yok değil mi? Sesim net geliyor mu? Tamam, bir sıkıntı yok. Geliyor, evet. Yok, ben görüyorum sizin yazdığınız iletileri Betül Hocam. Sıkıntı yok. Benim sesim de geliyorsa bir problem yok. Şimdi arkadaşlar, bugün anlatacağımız konu bir veya iki sorunun çıktığı bir konudur. Önemli bir konu ve maalesef sadece bilgi gerektiren bir konu. Yani soruyu bilirseniz yaparsınız, bilmezseniz yapamazsınız gibi. Yorum getirmeniz imkansızdır bu tür sorularda. O yüzden birlikte bazı önemli ipuçlarına bakacağız şimdi. Merhaba Can Hocam, hoş geldin. Evet, bu arada arkadaşlar nerelerden katılıyorsunuz derse? Derse nerelerden katılıyorsunuz? Bir görmek isterim. İzmir, evet. İzmir bizim bölgemizden. Başka? Diyarbakır. Oy oy Betül Hocam, hoş geldiniz Diyarbakır. Muğla Hakkı Hocam. Evet. Evet. Hoş bulduk. Peki. Arkadaşlar şimdi şöyle kısaca bir giriş yapalım o zaman bugünkü anlatacağımız konuya. Rehberlik hizmetlerinde örgütsel yapı dediğimiz zaman şimdi bizim karşımıza 3 örgüt çıkacak. Birincisi bakanlık düzeyinde örgütsel yapı, diğeri il ve ilçe düzeyinde örgütsel yapı, diğeri de okul düzeyinde örgütsel yapı olmak üzere 3 farklı örgütsel yapıyı bilmek zorundayız arkadaşlar. Şimdi bunlara tek tek bakmamız gerekirse eğer şöyle diyeceğiz. Bakanlık düzeyinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kurum arkadaşlar aklımıza bizim Ankara Milli Eğitim Bakanlığı gelecek. Sorma'da hayatını kaybedenler için Allah rahmet eylesin, dualarımızı esirgemeyelim. Evet, Soma'da. Evet, bunu da dipnot olarak arkadaşlar geçelim tabii ki. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, kalanlara da sabır versin diyoruz. Bir yandan da bu acımızı da paylaşmış olduk. Şimdi arkadaşlar bakanlık düzeyinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kurum dediği zaman bize Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı aklımıza gelecek. Yani merkezde bütün Türkiye genelindeki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden merkezde sorumlu olan kurum kimmiş? Milli Eğitim Bakanlığı'ymış. Bize soruyu şöyle sorarsa arkadaşlar, bakanlık düzeyinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan birim. Bakın biraz önce kurum dedim, şu anda birim diyorum. Birim olarak sorarlarsa arkadaşlar, o zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü diyeceğiz. Bayağı uzun bir cümle. Evet, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü dememiz gerekiyor. Demek ki arkadaşlar bize kurum olarak sorarlarsa Milli Eğitim Bakanlığı, bu kuruma bağlı birim olarak sorarlarsa da Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü dememiz gerekiyor. Bu kısım anlaşıldı mı? Yani Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü kime bağlı olarak rehberlik hizmetlerini yürütüyormuş? Milli Eğitim Bakanlığı'na, Ankara'daki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bakanlık düzeyinde hizmetlerin yürütülmesinden sorumluymuş arkadaşlar. Şimdi il ve ilçe düzeyine baktığımızda, örneğin bir ilde veya bir ilçede, İzmir ili diyelim, İzmir ilinin Karşıyaka ilçesinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kurum. Arkadaşlar nedir diye sorduğum zaman bana diyeceksiniz ki il düzeyinde ya da ilçe düzeyinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan kurum rehberlik araştırma merkezidir. Yani RAM'dır arkadaşlar. Peki bu RAM kime karşı bu görevini yerine getirir? Kimin sorumluluğundadır? Tabii ki il ya da ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı sorumludur.
Yani o zaman şöyle sorarlarsa bize, il ve ilçe düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden Milli Eğitim Müdürlüğü adına kim sorumludur derlerse ne diyeceksiniz bana cevap olarak? Ne diyeceksiniz? Sizden yanıt bekliyorum. Evet, ne diyeceğiz arkadaşlar? Kimseden cevap yok. Cevap vermek isteyen var mı arkadaşlar? İl ya da ilçe düzeyinde rehberlik hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesinden Milli Eğitim Müdürlüğü adına kim sorumludur dediğim zaman bana cevap olarak evet Hakkı Hocam doğru cevabı verdiniz. RAM demeniz gerekiyor arkadaşlar. Güzel. Peki şimdi geldik okullara. Bir okulda rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden, dikkat edin buraya, yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kişi kimdir? Sakın ve sakın okul rehber öğretmeni demeyin. Vallahi şuradan sizi atarım aşağıya. Okul rehber öğretmeni diyemezsiniz. Ne diyeceksiniz? Birinci derecede yürütülmesinden sorumlu olan kişi okul müdürüdür arkadaşlar. Demek ki okul müdürü rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden ilk etapta sorumlu olan kişiymiş. Peki okul müdürü bu hizmetlerin yürütülmesinden birinci derecede sorumluysa rehber öğretmen ne iş yapıyor arkadaşlar rehberlik hizmetleri olarak? Rehber öğretmen ne iş yapıyor olabilir? Rehber öğretmen de arkadaşlar rehberlik programının hazırlanmasında ve programın uygulanmasında diğer personelle işbirliği yapıyor. Yani rehber öğretmen uygulama, evet, programı uyguluyor. Aynen Taner hocamın dediği gibi rehberlik programını hazırlıyor ve uyguluyor. Aynı zamanda sınıf rehber öğretmenlerine ne yapıyor arkadaşlar? Rehberlik ediyor. Demek ki şöyle bir soru gelirse okullarda verilen rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden en üst derecede sorumlu olan kişi kimdir? A okul müdürü, B okul rehber öğretmeni. Ne diyeceksiniz? En üst derecede yürütülmesinden sorumlu olan kişi. A yani okul müdürü diyeceğiz. Evet güzel. Hakkı hocamdan doğru cevaplar geliyor. Hakkı hocam senin branş neydi? Biyoloji, evet. Sınıf rehber öğretmeni de uygulayıcıdır diyebilir miyiz? Tabii ki sınıf rehber öğretmeni programı uyguluyor zaten. Rehber öğretmen hazırlıyor. Sınıf rehber öğretmeni de rehberlik saatinde programında ders saatinde rehberlik etkinliklerini uyguluyor arkadaşlar. Taner hocam söyleyebiliriz tabii ki doğru. Peki aşağıda şu nota bakalım. Sınıf düzeyinde rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan kişi. Sınıf düzeyinde geldik okuldan sınıf düzeyine arkadaşlar. Sınıf düzeyinde kim yürütecek rehberlik hizmetlerini? Biraz önce söyledik burada. Sınıf rehber öğretmeni. Bakın hep kademe kademe gidiyor dikkat ederseniz. Bu basamağı, bu aşamayı iyi bir şekilde bilirsek arkadaşlar bu tür soruları kaçırmayız. Sıkıntı yaşamayız. Şöyle bir soru gelirse. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için kendi sınıfının yıllık planını hazırlamak kimin görevidir? Kendi sınıfının yıllık planını hazırlamak. A. Okul rehber öğretmeni. B. Sınıf rehber öğretmeni. C. Okul müdürü. Ne dersiniz? Kendi sınıfının sınıf yıllık rehberlik planını hazırlamak. A. Okul rehber öğretmeni. B. Sınıf rehber öğretmeni. C. Okul müdürü. Kimin görevidir arkadaşlar? Tabii ki yine Hakkı hocamdan doğru cevap geldi. Tabii ki kimin görevidir? Sınıf rehber öğretmeninin görevidir arkadaşlar. Evet. Şimdi bizim iki tane komisyonumuz var rehberlik örgütlemesinde. Bunlardan birincisi il danışma komisyonu, diğeri ise arkadaşlar rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonu. Bu iki komisyonun kimlerden oluştuğunu ve görevlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. İlk önce rehberlik hizmetleri il danışma komisyonunun kimlerden oluştuğuna bakalım. Üyeleri kimlermiş? İlde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ya da şube müdürü. Bayağı uzun bir cümle. Demek ki ilde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı veya şube müdürü il danışma komisyonunun daimi üyelerinden birisiymiş. İlçelerdeki şube müdürleri, tabii ildekini alıyoruz, ilçeyi de alacağız. İlçedeki şube müdürleri, RAM müdürü veya RAM müdürleri arkadaşlar. Birden fazla müdür varsa onu da alıyoruz. RAM müdürleri de İl Danışma Komisyonu'nun daimi üyesidir. RAM'ın rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanları. Evet, RAM'da bir rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü var. Bu bölümün başkanları da İl Danışma Komisyonu'na daimi üye olarak katılıyorlar.
İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarından seçilen birer okul müdürü. Evet, hem ilköğretim hem de ortaöğretim kademelerinden birer tane okul müdürü temsilcisi seçiyoruz arkadaşlar. Bunlar da yine bizim il danışma komisyonumuzda bulunuyor. Bir de arkadaşlar, değişik türden eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik servislerinde çalışan en az 3 danışman. Demek ki ilköğretim kademesi olabilir, ortaöğretim kademesi olabilir. Değişik türden okullarda çalışan, rehberlik servislerinde çalışan en az 3 tane de psikolojik danışmanı biz il danışma komisyonuna alıyormuşuz arkadaşlar. Sesim geliyor mu şu anda arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Arkadaşlar sıkıntı var mı ses gelmesinde? Net olarak. Tamam. Düzeldiyse sıkıntı yok. Peki. Arkadaşlar demek ki il danışma komisyonunun üyeleri bunlarmış. Peki şurada bir not yazmışım. Bu not önemli. Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere en az 2 kez toplanır. Demek ki arkadaşlar bu komisyon bir kere sene başında toplanıyor. Bir kere de sene sonunda olmak üzere en az 2 defa bu danışma komisyonu toplanıyormuş. Var mı buraya kadar sıkıntı olan? Yalnız bu üyelerin kimlerden oluştuğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Çıkabiliyor arkadaşlar karşımıza. Çıkma olasılığı da çok yüksek bunlar. Şimdi RAM'da bulunan birimlere bakalım birlikte. RAM'da bulunan birimler. Merkez müdürü, müdür yardımcısı, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanı ve özel eğitim hizmetleri bölüm başkanlığından oluşuyor RAM birimleri. Demek ki RAM'da 4 tane birim varmış. Merkez müdürü, müdür yardımcısı, rehberlik psikolojik danışma hizmetleri bölüm başkanı ve özel eğitim hizmetleri bölüm başkanlığından oluşuyormuş arkadaşlar. Peki RAM'da görevli uzmanlar, kimler RAM'da görevli? Bakalım burada birlikte. Psikolojik danışman vardır RAM'da. Psikolog vardır, psikometrist vardır. Psikometrist ne işe yarar biliyor muyuz? Psikometrist yorum yapacak olan var mı? Ne işe yarıyor psikometrist? Arkadaşlar. Ölçme. Yani biraz daha açalım. Ölçme derken anketler uygulamak bu anlamda mı soruyorsun Taner Hocam? Söylüyorsun. Yani gerekli ölçme araçlarını uygulamak bu şekilde mi söylüyorsun? Evet, aslında kısmen yaklaştın Taner Hocam. Taner Hocam, ölçme, psikolojik durumu saptama. Evet, saptama demeyelim de şöyle diyelim. Psikolojik testlerin uygulanması için testlerin ve anketlerin geliştirilmesini sağlayan birimdir psikometrist. Yani ben bireye hangi anketi, hangi işte ilgi envanterini, hangi zeka testini uygulayacaksam bunların geliştirilmesini ve oluşturulmasını sağlayan birim psikometrist birimi oluyor arkadaşlar. Demek ki psikometristler bu testleri, ölçme araçlarını geliştiren birim oluyormuş. Eğitim programcısı RAM'da ne işe yarıyor? Eğitim programcısı gerekli programların hazırlanması için eğitim programcısına ihtiyaç vardır. Plan program hazırlama konusunda. Sosyal çalışmacı vardır. Özel eğitimci arkadaşlar, bu da çok önemli. RAM'da görevli uzmanlardan birisi özel eğitimci. Özel eğitimcinin de en önemli görevi okullarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri tespit etmeye yarıyor arkadaşlar. Peki şöyle bir soru gelirse demek ki ne diyecekmişiz? Bir okulda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesini sağlayan kişi ya da kurum aşağıdakilerden hangisidir derse, okul rehber öğretmeni mi dersiniz, RAM mı dersiniz? Okullarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin belirlenmesini, tespit edilmesini sağlayan kurum ya da kişi aşağıdakilerden hangisidir? RAM özel eğitim. Doğrudur Taner Hocam. RAM özel eğitim. Yani okul rehber öğretmeni özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciyi teşhis etmez, tespit etmez arkadaşlar. Bunu da iyi bir ayrıntı olarak bilelim. Bir de çocuk gelişimi uzmanımız varmış. RAM'da görevli uzmanlardan. Şimdi geldik rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonuna. Bu da okulda yapılan bir komisyon. Diğeri ilde yapılıyordu. Bu da okulda yapılan bir komisyon arkadaşlar. Bu üyeler kimlermiş bakalım birlikte.
Bir kere şunu bileceğiz. Rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonu kimin başkanlığında toplanır? Okul müdürünün başkanlığında toplanır. Bu soru olarak geldi arkadaşlar. Çıkmış sorularda vardı. Aşağıdakilerden hangisi okul yürütme komisyonunun başkanıdır? Ya da okul yürütme komisyonu kimin başkanlığında toplanır? Çıkmış bir soruydu. Okul müdürünün başkanlığında toplanır. Demek ki okul müdürü başkanlığında toplanıyor. Diğer üyelerimiz kimler? Müdür yardımcıları, psikolojik danışmanlar, sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden en az bir temsilci. İşte 6. sınıflardan bir tane sınıf rehber öğretmeni, 7. sınıflardan bir tane, 5. sınıflardan bir tane. Şu anda geliyor mu sesim net olarak arkadaşlar? Hala ses bozuk mu? Sesim net olarak duyuluyor mu hepinize? Sıkıntı var mı seste? Arada sıkıntı yapıyor. Tamam. Arada demek ki bağlantılarda sıkıntı olabiliyor. Sıkıntı olursa tekrar söyleyin arkadaşlar. Ona göre bir daha önlemimizi alalım. Disiplin kurulundan bir temsilci. Disiplin kurulundan bir temsilci de okul yürütme komisyonunda bulunuyormuş arkadaşlar. Okul aile birliği ve okul koruma birliğinden birer temsilci. Hem okul aile birliğinden hem okul koruma derneğinden birer tane temsilci okul yürütme komisyonunda bulunuyormuş. Bir de arkadaşlar öğrenci temsilcisi bulunmak zorundaymış. Demek ki okul yürütme komisyonu da bu üyelerden oluşuyor. Bu üyeleri de adımız, soyadımız gibi bileceğiz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi burada bir not yazmışım yine. Bu komisyon birinci dönemin başında yani Eylül ayında, ikinci dönemin başında yani Şubat, Ocak, Şubat ayında ve ders yılının sonunda yani Haziran'ın sonunda olmak üzere en az 3 defa toplanıyor. Dikkat edin. İl Danışma Komisyonu kaç defa toplanıyordu en az? İl Danışma Komisyonu biraz önce söyledik. En az 2 defa toplanıyordu. Evet. Okul Yürütme Komisyonu kaç defa toplanıyor arkadaşlar? En az 3 defa toplanıyor. Şimdi burada en az kelimesinden Türkçe olarak anlam çıkartabilirsiniz. O zaman en az 3 defaysa, o zaman 3'ten fazla da toplanıyor mudur? Evet, toplanıyordur. Yani okul müdürü gerekli görürse 3'ten fazla da bu komisyonu toplayabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi sizler için hazırladığım güzel sorular var bu konuyla ilgili. Bu sorulara birlikte bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün yapması gereken görevlerden biri değildir? Ben ilk önce 1-2 saniye sizin bakmanızı istiyorum. Hangisi okul müdürünün yapması gereken görevlerden değildir? Bakalım cevap yazacak olan varsa. C dedik. Fakat biraz daha dikkat diyorum ben. C değil arkadaşlar. Birlikte bakalım o zaman. Şimdi okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu kurar ve başkanlık eder. Biraz önce bunu söyledik. Başkanı okul müdürüydü. Bu doğru. Rehberlik hizmetleri için yer, araç, gereç sağlar. Okulunda tabii ki bunu da sağlar. Bu da onun görevi. Rehberlik hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili yıllık programın hazırlanmasını ve uygulanmasını takip eder. Dikkat edin, buradaki cümle çok önemli. Hazırlanmasını ve uygulanmasını takip ediyor arkadaşlar. Yani rehber öğretmen programı hazırlamış mı? Hazırlama konusunda nelere dikkat ediyor? Bir sıkıntı yaşadı mı hazırlarken bu programı? Bunları takip etmek okul müdürünün görevidir. Fakat yıllık programı hazırlamak kimin görevidir? Okul rehber öğretmeninin görevidir. Programın hazırlanmasını ve uygulanmasını takip etmek okul müdürünün göreviyken programı tekrar dondu. Şu an net mi sesim arkadaşlar? Hocam şu anda net mi sesim? Arkadaşlar sesimde bir sıkıntı var mı? Tamam. Evet. Biraz önce söylediğim cümleyi tekrar söylüyorum. Çünkü çok önemli arkadaşlar. Yıllık programın hazırlanmasını ve uygulanmasını takip etmek okul müdürünün görevidir. Yıllık programı hazırlamak okul rehber öğretmeninin görevidir. Yani okul müdürü sadece takip ediyor arkadaşlar. O yüzden C şıkkı da doğru. D. Rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlara idari işlerde görev verir. Arkadaşlar bu yanlış. Okul müdürünün böyle bir görevi olamaz. Zaten verse bile rehber öğretmen
İdari işlerde görev alamaz. Bu da bir kuraldır. O yüzden D şıkkı okul müdürünün görevlerinden birisi değildir. E'ye bakalım. Psikolojik danışman sınıf rehber öğretmeni veliler arasında eşgüdüm sağlar. Bu da zaten doğru olan bir şıktır. O yüzden cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Peki bu soruya bakalım birlikte. Hangisi okul rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir demiş. Evet. Kolay bir soru değil mi? Okul rehber öğretmeni. Ne diyebiliriz arkadaşlar? Tabii ki de doğru cevabımızı Taner hocam söyledi. Çünkü rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonunu kurmak ve başkanlık etmek kimin göreviydi? Biraz önce söylemiştik. Hadi bunu da söyleyin. Doğru cevap olarak harika. Okul müdürünün göreviydi. Evet. Okul müdürünün görevi arkadaşlar. Diğerlerinin hepsi okul rehber öğretmeninin görevleri arkadaşlar. Soruyu da geçtik. Peki bu da kolay bir soru. Hemen buna da bakalım. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun üyeleri arasında yer almaz. Çok kolay bir soru. Evet, hemen göze batıyor arkadaşlar. Kimlerden oluşuyordu okul yürütme komisyonu? Okul müdürü başkanlığında toplanıyordu. Müdür yardımcısı üyesi, öğrenci temsilcisi var, psikolojik danışmanlar var. Oysa nöbetçi öğretmen bu komisyonda yoktur arkadaşlar. Evet, bu da size kek bir soru olmuş. Gelir mi? Gelir arkadaşlar. Böyle bir soru da çıkar mı? Çıkar. Peki buna bakalım. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun oluşumu ve görevleriyle ilgili hangisi doğru değildir? Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonunun oluşumu ve görevleri. Evet. Evet, doğru cevabı verdi arkadaşımız. Bakalım. A kurul okulun başladığı ayda ikinci öğretim yılının başında ve yıl sonunda toplanır. Doğru mu? En az 3 defa toplanır demiştik. Doğru. Okul rehberlik servisi üyeleri bu kurulun daimi üyesidir. Evet, psikolojik danışmanlar daimi üyedir demiştik. Kurulun başkanı okul koordinatör rehber öğretmenidir. Doğru mu? Yanlış. O zaman cevabımız ne olacak? C olacak. Çünkü kurulun başkanı kimdi arkadaşlar? Okul müdürü idi. Okul rehberlik yıllık programı incelenerek uygulanması için gerekli önlemler kurul tarafından alınır. Evet, bu kurulda bir yıl boyunca ne gibi çalışmalar yapılacak, ne gibi önlemler alınacak? Bu kurulda bu kararlar alınır. Denizli şıkkı da doğru. Kurul gerektiğinde okul müdürünün uygun görmesi durumunda da toplanabilir. Evet, bunu zaten söylemiştik. O zaman cevabımız C şıkkı oluyor. Peki hemen bu soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmeninin rehberlikle ilgili görevlerinden biridir? Evet, ne diyeceksiniz bakalım? Bu soruda yorum yapacak olan var mı? Evet. Taner hocam senin bölüm neydi? Sorulara doğru cevaplar bayağı iyi veriyorsun. Bölümün neydi senin? Sesini gel. Yani sosyal bilgiler. Evet. Güzel. Gayet başarılı cevaplar geliyor senden. Tebrik ediyorum bu arada. Evet. Bakalım sınıf rehber öğretmeninin rehberlikle ilgili görevlerinden biridir demiş. Arkadaşlar, sınıf rehber öğretmeni dersine girdiği sınıfta müfredata uygun olarak ders anlatır. Bu rehberlikle, ya bu aslında sınıf rehber öğretmenin bir görevi ama bize rehberlikle ilgili görevini sormuş. Genel olarak görevini sormamış, rehberlikle ilgili demiş. O yüzden sınıfına girip ders anlatmak zaten her öğretmenin görevidir. Bunu söyleyebiliriz ama rehberlikle ilgili bir görev değildir. O yüzden yanlış oluyor. Gerektiği zamanlarda öğrencilerin öğrenme düzeyini belirlemek için sınav yapar. Tabii ki her öğretmen sınav yapar. Bu da doğru bir şey aslında ama yine dikkat ederseniz rehberlikle ilgili bir görev değil. Rehber öğretmeni olduğu sınıfın dersine giren öğretmenleri takip eder. Hayır, bunu takip etmek sınıf rehber öğretmeninin görevi değildir. Okul müdürü eşgüdümü sağlar, takibini yapar. Nöbet çizelgesinde kendisi için belirtilen günlerde nöbet tutar. Bu da doğru bir şeydir ama dikkat edin rehberlikle ilgili bir görev değildir. O yüzden yanlıştır.
Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? Okulun rehberlik planı çerçevesinde sınıf yıllık çalışma programı hazırlar. Kendi sınıfının rehberlik planını hazırlamak sınıf rehber öğretmeninin bir görevidir. O yüzden cevabımız bol oluyor burada. Evet, güzel bir soru daha. İl düzeyinde eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi için her türlü çalışmanın yapılması ve ildeki özel eğitim gerektiren bireylere tanık olması ve bu bireylere yönelik çalışmaların yürütülmesi hangi rehberlik biriminin görevidir? Evet, bunu biraz önce söyledik. Doğru cevaplayacağınızı tahmin ediyorum. Hepiniz yazmasanız da içinizden eminim doğru cevabı veriyorsunuz. Evet, özellikle şu cümleye dikkat edin demiştim. İldeki özel eğitim gerektiren bireylere tanı koymak. Kimin göreviydi arkadaşlar? Rehberlik Araştırma Merkezi'nin göreviydi. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor. Peki bu soruya bakalım şimdi. Sınıf rehber öğretmenin rehberlik faaliyetleri kapsamında aşağıdaki davranışlardan hangisini gerçekleştirmesi uygun değildir demiş. Evet, sınıf rehber öğretmeni neleri yapamaz? Sınıfı ile ilgili yıllık çalışma planı hazırlar mı? Biraz önce zaten görevlerini de saymıştık. Evet, hazırlar. Öğrencilerin toplu dosyaların tutulmasına yardımcı olur mu? Tabii ki. Rehber öğretmenle işbirliği yaparak toplu dosya tutulmasına yardımcı olur. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun olan eğitsel kollarda görev almalarını sağlar mı? En önemli görevlerinden birisi de budur zaten. Tabii ki eğitsel kollarda görevlendirilmelerini sağlar. Öğrencilere meslekleri tanıtıcı bilgiler verebilir mi? İşte A mesleğinin özelliği şu, B mesleğinin özelliği bu, onu da verebilir. Ama arkadaşlar, sınıf ortamında sorun yaşayan öğrencilere kişisel rehberlik hizmetini sunmak sınıf rehber öğretmeninin bir görevi değildir. Çünkü kişisel rehberlik bir uzmanlık gerektiren alandır. Okuldaki rehber öğretmeni vermesi gereken bir hizmettir. Dolayısıyla sınıf rehber öğretmeni bu hizmeti sunamaz. Cevabımız E şıkkı oluyor. Evet, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde yukarıdaki görevler kime aittir? Güzel bir soru daha geldi. Evet arkadaşlar. Okulda birden fazla rehber öğretmen varsa içlerinden birisini koordinatör olarak atamak. Okul rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna başkanlık etmek. Artık bunu ezberlediniz. Okulda eş güdümü sağlamak. Şu ikisini zaten daha önce söylemiştik, biliyorduk. Bir de arkadaşlar, okul müdürünün en önemli görevlerinden birisi okulda birden fazla rehber öğretmen varsa en deneyimli olanını okul müdürü koordinatör olarak atıyor. Dolayısıyla bu görevler kime aitmiş? Okul müdürüne aitmiş diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın okullardaki görevlerinden birisi değildir? Evet, psikolojik danışmanın görevlerinden birisi değildir demiş. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Evet, Taner hocamdan yine doğru cevabı aldık maşallah. Döktürüyor Taner hocam bütün sorularda. Evet, psikolojik danışma yapmak. Psikolojik danışmanın okullardaki görevi mi? Tabii ki. Zaten ünvanı psikolojik danışman olduğu için ünvanı gereği psikolojik danışma yapabilir. Rica ederim tabii ki. Başarınızı her zaman takdir etmek gerekir. Kendi sınıfı ile ilgili yıllık çalışma planı hazırlamak kimin görevi? Hadi bunu da söyleyin. Kimin görevi? Kendi sınıfı ile ilgili yıllık çalışma planı hazırlamak. Sınıf öğretmeninin, sınıf rehber öğretmeninin görevi. Dolayısıyla bu psikolojik danışmanın bir görevi değildir arkadaşlar. Bireysel rehberlik hizmetlerini yürütür. Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa o öğrenciye yardımcı olur. Seçmeli derslerle ilgili araştırma yapar. Bunları öğrencilere duyurur. Bunların hepsi psikolojik danışmanın görevidir. Oysa B şıkkı sınıf rehber öğretmeninin bir görevidir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sınıf rehber öğretmeninin görevleri arasında yer almamaktadır? Evet, bu da güzel bir soru. Bakalım ne diyeceksiniz bu soruya? Sınıf rehber öğretmeninin görevleri arasında yer almamaktadır diye sormuş.
Cevap bekliyorum. Yazacak olan var mı soru hakkında? Sınıf rehber öğretmeni, sınıf yıllık rehberlik çalışma planını hazırlama ve bir nüshasını rehberlik servisine verir mi? Bravo, bravo. Doğru cevabımız yine E şıkkı olacak. Acaba yok. Kesin cevap E şıkkı. Evet. Acaba diye düşünmeyeceğiz. Cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Doğru. Taner Hocam doğru cevapladı yine. Sınıf yıllık rehberlik çalışma planını hazırlamak ve bir nüshasını rehberlik servisine vermek sınıf rehber öğretmeninin bir görevidir. Rehberlik saatinde sınıfında sorumlu olduğu sınıfın dersine girme. Evet, onun bir görevidir. Rehber öğretmenle işbirliği yaparak öğrencilere bölüm, alan, okul seçmeli ders ile ilgili meslekler hakkında yardımcı olma. Evet. Rehber öğretmenle işbirliği yaparak sınıfındaki öğrencilerin öğrenci gelişim dosyalarını hazırlamaya yardımcı olma. O da onun bir görevi. Dikkat E şıkkında. Öğrencilere alan seçiminde yardımcı olmak amacıyla yetenek testleri ve ilgi envanterleri uygulayıp sonuçları öğrencilerle paylaşma. Neden değildir arkadaşlar sınıf rehber öğretmeninin görevi? Neden yetenek testi ve ilgi envanteri uygulayamaz? Okul rehber öğretmeni uygular. Çünkü yetenek testleri ve ilgi envanterleri uzmanlık gerektiren testlerdir. Sınıf rehber öğretmenleri uygulayamaz arkadaşlar. O yüzden cevabımız E olacak. Evet. Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri okul müdürünün görevleri arasında sayılamaz? Evet, okul müdürünün görevleri arasında sayılamaz diye sormuş arkadaşlar. Bakalım ne diyeceksiniz? Şöyle bir bakın 2-3 saniye soruyor. Yine bu soruda yanılgıya düştük. Biraz önce açıkladım bu ayrımı. Tekrar söyleyeceğim sanırım. Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı yürümesi için yer, araç, gereç sağlamak. Doğru mu? Doğru. Okul müdürünün bir görevidir. Rehberlik hizmetleri okul yürütme komisyonunu kurmak ve bu komisyona başkanlık etmek okul müdürünün görevi. Rehber öğretmeni bulunmayan okullarda gerektiğinde RAM'dan bir uzmanın bu komisyona katılmasını sağlamak. Okul müdürünün görevi değildir bu arkadaşlar. Okul müdürü böyle bir görevle yükümlü değildir. O yüzden üçüncü madde kesinlikle var. Dörde bakıyoruz. Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için yıllık programın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. Biraz önce bu ayrıntıya değinmiştim. Yıllık programın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak okul müdürünün görevidir. Ama yıllık programı hazırlamak okul rehber öğretmeninin görevidir. Yani uygulanmasını ve hazırlanmasını takip etmek, bunu sağlamak, program hazırlanmış mı, uygulanmış mı, bunu takibini yapmak arkadaşlar, uygulanmasını sağlamak programın okul müdürünün göreviyken bu programı hazırlamak okul rehber öğretmeninin görevidir. Evet, rica ederim. O yüzden doğru cevabımız sadece 3 olacak. C şıkkı. Peki bu soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi okul müdürünün görevleri arasında yer almaktadır? Artık bunu doğru yaparsın Taner Hocam. Hadi bakalım doğru cevabı bekliyorum bu sefer. Evet. Okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi için yıllık programın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar okul müdürünün görevidir. Programı hazırlayan kimdi? Okul rehber öğretmeni. Programın hazırlanmasını sağlamak kime aitmiş? Okul müdürüne aitmiş. Demek ki E şıkkı okul müdürünün görevleri arasındadır. Peki. Şimdi bu soruya bakalım. Hangisi sınıf rehber öğretmeninin hizmet verebileceği bir alan değildir? B dedi Hakkı Hocam. Hangisi sınıf rehber öğretmeninin hizmet verebileceği bir alan değildir? Sınıf rehber öğretmeni. Yeni gelen öğrencilere oryantasyon çalışması yapar mı? Yeni gelen öğrencilere sınıf rehber öğretmeni. Elbette ki yapar. Oryantasyon uzmanlık gerektirmeyen bir alandır. Sınıf rehber öğretmeni de yapar. Okul rehber öğretmeni de yapar. Herkes oryantasyon hizmetini sunabilir. Sınıf yıllık rehberlik planı hazırlamak. Sınıf yıllık rehberlik planı hazırlamak. Sınıf rehber öğretmeninin hizmet verebileceği bir alan mı?
Evet, sınıf yıllık rehberlik çalışma planı hazırlamak. Öğrencilerin meslekleri hakkında bilgi edinip sınıfta sunmalarını istemek yapar. Etkili ders çalışma yöntemlerini tanıtabilir, yapabilir. Arkadaşlar, öğrencilerine çatışma çözme becerisi kazandırmak kesinlikle sınıf rehber öğretmenin yapabileceği bir alan değildir. Çünkü çatışma çözme becerileri uzmanlıkla verilen bir hizmettir, uzmanlık gerektiren bir hizmettir. Bunu sadece okuldaki rehber öğretmenler yapabilir. O yüzden Denizli şıkkı yanlış olacak. Okul rehber öğretmeniyle ilgili hangisi yanlıştır? Bakın bakalım hangisi yanlış? Evet. Hangisi yanlış arkadaşlar? Yorum yapacak arkadaşım var mı? Şöyle tek tek ben açıklamaya başlayayım. Geriden başlayalım. D değil, Taner. D değil. Bakalım. E şıkkından. Ailelere, öğrencilere, okul personeline yönelik hizmet alanına uygun konferans düzenler. Yapar mı okul rehber öğretmeni? Hem ailelere, öğrencilere, okul personeline uygun konferanslar düzenler mi? Tabii ki. Aile seminerleri verebilir, öğrencilere çeşitli konularda konferans verebilir, müşavirlik, bilgi verme, aynen yapabilir. Denizli'ye bakalım. Disiplin olaylarında öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin okul müdürüne rapor verir. Bunu da yapar okul rehber öğretmeni arkadaşlar. Disipline gitmiş bir öğrenci vardır. Bu öğrencinin psikolojik durumu ile ilgili okul müdürüne bilgi vermesi gerekir. Dolayısıyla okul rehber öğretmenin bir görevidir bu da. Öğrencilerin ilgi yetenekleri doğrusunda ESL kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği yapar. Evet, bu kesinlikle olması gereken bir şey. Nedir? Öğrencilerin ilgi yetenekleri konusunda ESL kollar, sınıf öğretmenleriyle işbirliği yapması hangi hizmet? Biraz önce söylediğiniz Taner Hocam. Müşavirlik hizmeti kapsamında yapılabilen bir hizmettir. İl çerçeve programını temel alarak okulun rehberlik psikolojik danışma hizmetleri programını okulun ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre hazırlar. Evet, bize RAM'dan bir program geliyor arkadaşlar okullara. Biz bu programa il çerçeve programı diyoruz. Bu il çerçeve programını baz alarak okul rehberlik öğretmeni kendi okulunun ilgi ihtiyaçlarına göre bir program hazırlıyor. Buna da okul rehberlik programı diyoruz. Dolayısıyla o zaman il çerçeve programı bütün okullara aynı şekilde gönderiliyor. Her okula aynı gönderiliyor. Kim gönderiyormuş? RAM gönderiyormuş. RAM bu programı gönderiyor. Okuldaki rehber öğretmen öğrencilerin ilgi ihtiyaçlarına göre bu çerçeve programını düzenliyor arkadaşlar. O yüzden Bolu şıkkı da var. Fakat okul rehber öğretmenleri yönetici olarak atanamaz diye bir şey söyleyemeyiz. Girerler sınava, okul müdürü olurlar. Girerler sınava, müdür yardımcısı olurlar. Dolayısıyla okul rehber öğretmenlerini yönetici olarak atanamama gibi bir durumu söz konusu değildir. O yüzden A şıkkımız yanlış arkadaşlar. Anlaşıldı mı bu soru? Sıkıntı yok herhalde, değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı. Yani yönetici olarak atanabilirler. Bunu bilelim yani okul rehber öğretmenleri. Şimdi idari işlerde görev alamazla şöyle diyelim, idari işlerde tabii ki görev alamaz. Rehber öğretmen konumundayken idari işlerde görev alamaz. Ama yönetici olarak atandıktan sonra zaten idari işleri yapmakla sorumludur. Sorumuz o şekilde. Hayır, rehber öğretmen müdür yardımcısı konumunda değildir Hakkı Hocam. Rehber öğretmen müdür yardımcısı konumunda değildir. Ha, bakmayın, dershanelerde falan oluyor bu. Dershanelerde müdür yardımcısı da oluyor. Rehber öğretmen konumunda da oluyor. İkisini de bir götürüyor. Fakat şeylerde, okullarda müdür yardımcısı olmak için atanması gerekiyor. Yani hem müdür yardımcısı hem rehber öğretmen olamayabiliyor bir kişi. Bilmem anlatabildim mi Hakkı Hocam? Evet, okullarda uygulamada yapıyorlar. Aynen öyle, doğru. Peki, son sorumuz. Buna da bakalım bakalım arkadaşlar.
Okulda rehberlik ve psikolojik danışma servisince hazırlanan program ile yürütme planının birer örneğini ders yılının başladığı ilk ay içerisinde. Yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ise ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bağlı bulunduğu rehberlik araştırma merkezine gönderme görevi kime aittir? Soruya bak be. Kime aittir arkadaşlar? Evet, iki hocamızdan da doğru cevap geldi. Tabii ki okul müdürüne aittir. Demek ki herhangi bir dönem ortasında olabilir, dönem sonunda olabilir. Yapılan çalışmalarla ilgili yıllık raporları rehberlik araştırma merkezine göndermek kimin göreviymiş? Okul müdürünün göreviymiş sevgili arkadaşlar. Evet. Nasıl buldunuz soruları? Bunları bazı soruları kendim derledim. Bazı soruları çeşitli kaynaklardan aldım. Sizler için hazırladım bugün arkadaşlar. Güzel miydi? Çıkarsa sorular bu tip şekilde karşımıza çıkar. Bu şekilde karşımıza çıkma olasılığı yüksek. Yani bunları çözebiliyorsak sıkıntı yoktur örgütlenme konusunda. Evet, evet rica ederim. Ben de sizin katılımınız için size teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum katıldığınız için arkadaşlar. Söylemek istediğiniz veya bugün anlattıklarımızla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı bana? Kafanıza takılan, hocam şurayı anlamadık, biraz daha netleştirelim dediğiniz bir yer var mı? Arkadaşlar gördüğünüz gibi anlattıklarımız tamamen bilgi soruları. Bilirseniz yaparsınız, bilmezseniz yapamazsınız bu soruları. O yüzden birazcık kendi notlarınıza da göz gezdirirseniz bu